Dünden belliydi zaten. Dün bakan geldi, tehdit etti bizi biliyorsunuz. Dedi ki işte burada toplananlar yabancılardır filan. Dolayısıyla niye CHP milletvekilleri geliyor? Biz işte buradaki köylüleri dinleriz ama öbürlere de göstereceğiz dedi. Şimdi gösteriyor. Geldik kapıya 3 tane milletvekili. Danışmanlarımızla beraber buraya girip tespit yapacağız. Burada bir sürü ihlal var. Hayır, giremezsiniz diyor. Niye? Bir tane mühendis dikmişler karşımıza. Giremezsiniz diyor. Ben böyle emir aldım. Sadece milletvekilleri girer. Ya olur mu öyle bir şey? Danışmanlarımızla beraber gireceğiz. Yok. Komutan oradan bekliyor. Efendim niye yok? Burada diyor şey var. İş güvenliği açısından problem var. Taş düşebilir. Peki milletvekilinin üzerine düşmez mi bu taş? Zavallı gariban asker gidiyor orada. Askerin üzerine taş düşmez mi? Yani bunlar şey değil. Amaçları kesinlikle şu. Bizi engelleyip, bizi provoke edip burada olaylar çıksın. Dolayısıyla burada direnen insanları hani söyledikleri iftiralara uygun gerekçe üretecekler. Efendim işte bunlar olay çıkarıyor. Bunlar problem. Bunlar sıkıntı. Bunlar anarşist. Bunlar terörist. Onu şey yapacaklar. Zaten çevreyi savunanlar aynı şeyi söylüyorlar. Milletin tüy bitmemiş yetimin hakkını savunana aynı şeyi söylüyorlar. Bu kadar bu ülkenin tarihinde namuslu düzgün insanlara bu kadar iftira yapıldığı başka bir dönem olmamıştır. Bu dönem hırsızlığın, kanunsuzluğun, hukuksuzluğun ayyuka çıktığı bir dönemde bu iftiralar da ayyuka çıkmış vaziyette maalesef. Gelmeye devam edeceğiz yani. Tamam. Bugün tartıştık. Açtılar. Yarın başka şekilde dövecekler, edecekler. Orada kalacağız. Her neyse. Bizim silahımız, şuyumuz, buyumuz yok yani. Biz milletin temsilcileriyiz. Bir insan bir bölge seçim bölgesinden seçilir. Bütün Türkiye'nin milletvekilidir. Anayasa böyle. Tokat milletvekilinin ne işi var diyor. Senin ne işin var Sayın Bakan? İstanbul milletvekili mi bu bakan? Senin ne işin var burada? Ne demek Tokat milletvekilinin ne işi var? Saçmalıyor yani işte. Batıyorlar yani. Giderek batıyorlar.